Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberana zam aleyhüm salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullah aleyh mecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mü'minat rahmetullah aleyh mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırın ve dersini dinleyen kardeşlerimizin bu cami şerifi bina edenlerin bu cami şeriften güzeran eden eyyime hutaba müezzinin kayyimin cemaat-i müslüminin tüm geçmişlerimizin ervaçın el Fatiha. İnna Allah azze ve cel aziz ve celil olan Allah istakbale bi eşşam benim yönümü Şam'a döndürdü. Evet, beni Şam'a yönlendirdi. Şam tarafına şöyle çevirdi. Ve velle zahri el Yemen. Arkamı da Yemen'e döndürdü. Evet, bu Kur'an'da geçiyor. Ve li kullin vichetun huve muvellihâ. Herkesin yöneleceği bir yönü vardır. Bizim maddi olarak yönümüz Kabe'dir. Kabe'ye yöneliriz biz. Bütün Müslümanlar aynı noktaya yönelirler. Tek noktada buluşurlar. Nasıl Allah bir dedilerse şeklinde bir olurlar. Bütün hayat, iman, edep, bütün muamelat hepsi tevhid inancını kuvvetlendirmek, desteklemek için. Düşünün, Kabe bir, bütün Müslümanlar tek oraya dönüyorlar, bir oluyorlar. Ne muhteşem manzara. Gözünüzün önünde yeryüzünün dairesini düşünün. Bir oluyorlar. Evet. Her milletin döndüğü yönü vardır. Maddi olarak Kabe'ye döneriz biz. Duamızı ona dönerek yaparız. İbadetimizi ona dönerek yaparız. Evet. Gönlümüz Allah'adır. Allah'a bağlıdır. Nerede olursak olalım Allah'layızdır. Bütün müminlerin gönlü ona bağlıdır. Her milletin bir dönecek tarafı vardır. Evet. Men amile salihan min zekerin ve unsa ve huve müminin. Erkek dişi güzel amel yaparsa müminken, kafirlerin yaptığı iyiliklerin ahirette hiçbir faydası yok. Alacakları dünyada alırlar, meşhur olurlar, zengin olurlar. Allah adildir, zulmetmez. İnsanlara bir iyilik yapan adama şöhret verir, para verir. Bu elektriği bulan herif gibi. Evet, en zengin olur. Adı dillerde dolaşır. Allah verir karşılığını. Ama ahirette hiçbir faydası yoktur. Mümin olan iyilik yaparsa ne olur? Fele nuhiyennehu hayatan tayyibe. Biz ona güzel bir hayatla dirilik veririz. Evet. Mevlana Celaleddin Rumi hiç televizyona reklam vermedi. Yunus Emre hiç reklam vermedi. Saniyesi kaç bin lira. Ama 700 senedir, 800 senedir dünyanın her tarafından geliyorlar ona. Dünyada güzel yaşadı. Hala güzel yaşıyor adam. Yaşıyor bak. Mevlana deyip duruyor dünya. Yunus deyip duruyor. Yaşamak deyim bu. Hiç adı dillerden düşmüyor. Evet. Güzel bir hayat veririz buna güzel amel edenlere. Müminken ama. Ve lenezziyennehum ecrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Esası diyor dünya ne olacak? Yaptıklarından çok daha fazlasını bir öbür tarafta vereceğiz böyle güzel işler yapanlara. Ve velikullin niçetün ve müvellihe. Her milletin bir dönecek yönü vardır. Festebikul hayrat. Ey müminler, Müslümanlar, İslam nimetiyle şerefiyle şereflenmiş olanlar, hayırlarda yarışın. Sizin yolunuz bu. Sizin yönünüz bu, cömertlik yolu. Festebekul hayrat. Hayırlarda yarışınız. Evet.
اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِكُمْ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا. Biliyorsunuz ya, nerede olursanız olun Allah hepinizi toplayacak. Bu dünyanın bir sonu var. Mahşer denilen yerde herkes toplanacak. Orada işte herkesin kaç gramlık olduğu, kaç metre boyu olduğu ortaya çıkacak. Bu dünyada güzellik sahibi olanlar, sahi olanlar, gerçek kamil mümin olanlar, güzel ahlaklı olanlar, insanlığın hayrı için koşmuş olanlar, herkesin kıptayla baktığı öyle güzel boylu poslu, öyle nur gibi nur fışkıran alınlara sahip, temiz nasiyeli, Allah Allah ne güzel adammış diye gıpta ettiği adamlar olacaklar. Evet, çok daha fazlasını orada vereceğiz. İnnallâhu alâ küllü şeyin kadîr. Allah her şeye kadirdir. Evet, bu velle kelimesini Kur'an'da geçtiğini söyledi. Hüve müvelliye, herkesin döneceği, Müslümanların döneceği yerler işte bunlardır. Hefes edeceği, gözlerini dikeceği yerler bunlardır. Yönümü Şam'a çevirdi, arkamı Yemen'e ve şöyle buyurdu. Ve kâle li ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnni cealtu leke ma tucaheke. Tucaheke. Döndüğün taraf var ya, senin döndüğün taraf Medine, Şam dedi. İşte Şam bölgesi, yalnız Şam şehri değil. O bölgeler Türkiye'de buna dahil. O taraflar, Medine'nin kuzeyinde olan taraflar. Aha derler dedi, buyurdu Allah. Bu yönü döndüğün yer var ya Habibim, inni cealtu leke ganimeten, sana ganimet kıldım, oralar senin olacak dedi. Ve oldu. İstanbul fethedilecek dedi, edildi. Viyana'ya kadar gidildi. Ta Fransa'da Po Ovası'na kadar İslam gitti. Evet. Ve oradan çok zenginlikler elde ettiler. Müslümanlar çok zenginleştiler. Evet, çok zenginleştiler. Buralar senin için ganimettir. Gazilere mal olacaktır buraları. Rızık olacaktır. Varıskan rızık olacaktır. Ve ma halfe zahrike, arkanı Yemen'e dönmüştün ya, orası da senin mededen askerin olacak. Allah katından sana yardım olacak orası da. Böyle olacak. Evet. Bunu çeşitli şekillerde yorumluyorlar. Veysel Karani çıktı mesela. Değil mi? Peygamber aşkını bütün ruhlara aşıladı. Evet. Ne güzel adamlar oradan, büyük alimler falan çıktı. Vela yezalul İslamu yezidu. İslam artmaya devam edecek Habibim. İslam garip başladı. Garip dönecek. O kıyamete yakın garip olacak. İslam garip başladı. Muhammed Mustafa emri aldı, bir kişiydi. Eve geldi, Hatice dedi, böyle böyle oldu. Evet, beni ört dedi, çok heyecanlıyım. Zemmiluni, zemmiluni, ört beni, ört beni dedi. Hatice annemiz koştu amcasına, Varaka'ya. Böyle böyle olmuştu. Kuddus, Kuddus. Musa'ya gelen namus-ı ekber, İsa'ya gelen namus-ı ekber o. Keşke yetişebilseydim, yaşım ilerlemiş olmasaydı da. Kavmin, senin kocanı buradan sürdükleri zaman onunla beraber olsaydım. Benim kavmim kötü insan değil ki, niye sürsünler? Sen öyle de, bu iş öyle olacak. Evet, İncil alim insan, gerçek mümin biliyor. Evet, işte öyle garip başladı. 2-3 filan. Ama büyüyecek İslam. Garip başladı, büyüyecek. Gün be gün artacak. Galip gelecek. Ve kasru eşşirku ve ehluhu. Şirk, müşriklik eksilecek ve
müşrikler eksilecek, küçülecekler. Küçüldü, yok oldular. Arap Yarımadası'ndan bir tanesi kalmayacak şekilde çıkarıldılar, defolup gittiler. Evet, İslam artacak. İslam artacak, şirk ve ehli azalacak. Azalacak. Hatta tesiral mer'etani la tahşeyani illa havra. Eskiden 6 ayda hacıya gidilirmiş biliyorsunuz. Yaya. Yollarda emniyet yok. Yılan çiyen sokabilir, eşkıya soyabilir. Çok oldu ya böyle. Evet, Efendimiz zamanında da koca çöllerden şansına deyip geçiyorsun. Garantin yok. Can emniyeti, mal emniyeti yok. Ama İslam adalet demek, insanlık demek, zulmün olmaması demek. Korkmayın diyor, bu böyle sürüp gitmeyecek. İslam büyüyecek. Allah'ın vaadi bu, sözü bu. Hadis-i kutsi derler buna. İslam artacak, büyüyecek. İki kadın hiç korku duymadan Medine'ye kadar gidecekler. Çölleri geçecekler. O kadar emniyet güven gelecek. Başımıza bir dert gelir diye korkmayacaklar. Evet. Öyle. Bilmiyorum. Tabii yani anlamak için söylüyorum. 69'da ilk defa hacca gittiğimizde çok çok başkaydı. Şehirler şimdi hep Avrupa'ya benzedi her yer ya. Ezan okunur okunmaz kapılar açık. Her şey yallah, herkes camiye. Çalacaklar malacaklar korkusu yok. Her şey meydanda. Evet, öyle öyleydi. Evet, bizde de öyle olurdu. Evet, biz de o seviyelere ulaşmışız. Değil mi? Hayır kutuları var. Parayı koyuyor adam, ihtiyacı olan alsın. İhtiyacı da alıyor. Fazla almıyor. Kendin başkası da faydalansın diye. Aman ya Rabbi, nereden nereye geldik görüyor musunuz? Acaba bir para koysanız ne kadar dayanır? Bunu yapmışlar. Eminönü'nde, Beyoğlu'nda, Fatih'te farklı para atmış herif, bakıyor kaç dakika dayanacak diye. Şimdi söylemeyelim, orada oturanlar kızabilir. Farklı farklı paranın bir anda hemen kapı verilen yeri var, biraz bekletilen yeri var, bir de hiç kimse dönüp bakmıyor, öyle bir yeri var mahalle. Evet, biz de öyleymişiz de şimdi. Allah bizi ıslah etsin. İslam bu güzel ahlak. Cömertlik, cimrilik yok. İslam böyle artacak, şerefi her yeri kaplayacak. İki kadın korkusuz gidebilecekler. Bu tabii şeyi anlatmak içindir. Emniyetin kuvvetleneceğini, can mal emniyeti kaygısı olmayacağını söylemek için verilen misaldir. Yoksa Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadın mahremi olmadan yolculuk mesafesine çıkmasın. O da peygamberin sözü. Burada emniyeti vurgulamak için bunu söylüyor. Kadın kısmı 90 kilometreyi geçen bir mesafeye gidecekse ben uçakta şey mi var? Ya neyle olursa olsun. Bu düzen böyle kuruldu arkadaş. Peygamberden sonra bir peygamber gelmeyecek. Onun sözünü ortadan kaldıracak bir yiğit doğmayacak. Öyle gidecek kıyamete kadar. Onun sözü de bu. Yolculuk 90 kilometre mesafeden ileri gidecekse hanımın yanında bir erkek bulunacak. Evlenemeyeceği kardeşi, kocası veya evlenemeyeceği kardeşi, amcası, dayısı gibi bir yakını, mahremi olacak. Hacca giderken de böyle. Nereye gidersen git. Çünkü ayırmamış ki peygamberimiz. Türkiye nere, Mekke nere? 90 kilometre nere, Mekke nere? Kaç bin kilometre Mekke? Peygamber böyle söylüyor. Kaide bu. Kadın kısmı yalnız gidemez. İslam'ın düsturu bu arkadaş. Şimdi kim uyuyor buna? İslam'ın prensibi bu. Evet. Efendim o zaman işte şöyleymiş de git gör. Allah nasip etsin.
Evet, 3 saatte varıyor uçak. 1 saatte Mekke 4. Hadi 1 saatte Gümrük 5. 5 saat sonra Kabe'de dönüyorsun. Evet, ama bir sen değilsin ki oraya giden. Dünyanın her tarafından gelmişler. Herkes orayı dönmeye gelmiş. Orası müşterek, ortak yer. Sadece Türkiye'nin, Türkiye'den gelenlere mahsus değil. Herkes koşmuş ibadet etmeye. Kalabalık. Evet, o kalabalıkta işte o zaman bu İslam'ın prensibi, hanımın, kadınların bir mahreminin yanında bulunmasının gerekliliği gözünüzde göreceksiniz. Uçağla da gitseniz onu koruyacak bir erkek lazım. Erkek lazım. Efendimiz böyle söylüyor. Normal usul budur. Usul budur efendim. Ama burada Efendimiz iki kadın korkusuzca ta şeye kadar, Medine'ye kadar uzanacak diyor. Çölde yalnız gidecek. Bu emniyetin, güvenin olacağına misaldir. Yoksa bunun caiz olacağını göstermez. Havra denilen yere kadar gidecekler. Medine'ye yakın bir yer. Bir yer Havra bölgesi. Vellezî nefsî biyedih, yemin ederim ki. Evet, peygamberin yemin tarzı bu. Evet, güzel yemin. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki la yezhebul eyyamu vel leyali hatta yebluğa hazet dinu mebluğa hazen necmi. Vallahi gece ve gündüzler devam ettiği boyunca şu İslam var ya, benim tebliğ ile görevlendirdiğim İslam var ya, gökteki yıldız gibi muhteşem hale gelmedikçe, Süreyya yıldızı gibi dünyanın her tarafına ulaşmadıkça dünya kopmayacak. Bu saltanat İslam'a, müminlere verilecek. Verildi. Verildi efendim. Müslümanlığı duymayan yer kalmadı. Müslümanlığın saltanatından korkmayan gavur kalmadı. Şimdi bile bu korku onları birleştiriyor. Yoksa Yahudi ile Hristiyan'ın yan yana gelmesi mümkün değil. Müslümanlardan korkuyorlar. Neden mümkün değil efendim? Küfür bir millettir, doğru. Neden mümkün değil? Çünkü Yahudiler İsa Aleyhisselam'a babası olmayan çocuk diyorlar, babasız. Zekeriya Aleyhisselam'ın zina ettiği, Meryem Hanım'dan zinadan doğan çocuk diyorlar. Hristiyanlar da onu Allah'ın oğlu diyor. O kadar mukaddes görüyorlar. İnancı ters. Mümkün mü sevmesi? Ama ya biz birbirimizi çatışırsak Müslümanlar galip gelecek diye kuzu kuzu buluşuyorlar. İslam'a karşı cephe alıyorlar. Öyle bir saltanata erdi. Evet, bir mektup yazıyor Kanuni. O filmde seyrettiğiniz gibi değil Kanuni. Evet diyor, yerinde dur, yoksa gelirim, emredersin efendim diyor. Ta İspanya. Bir mektubu yetiyor. Şimdi öyle var mı içinizde bir Kanuni? Adamınız var mı? Bir mektup iş halledecek. Evet, İslam bu izzete ulaştı. Peygamberimizin şeysi oldu. Dünyayı ışığa kavuşturdular Müslümanlar. Avrupalı bilim adamları söylüyor. Bu konuda Sigrid Huncke'nin yazdığı ve Türkçe'ye çevrilen Avrupa'nın üzerine doğan İslam Güneşi kitabını lütfen alıp okuyun. Bir Alman profesör yazıyor. Rönesans'ı, medeniyeti batıya getiren İslam, insanlığı öğreten İslam, adalet tarihinde, evet, l'histoire de juge, evet, adalet tarihinde bir hayvan suç işledi mi hayvanın sülalesini, yani o sahiplerinin sülalesini cezalandırıyorlar hayvanın suçundan. Nerede? İngiltere'de. Birisi suç işledi mi o adamın bütün sülalesini asıyorlar. Nerede? İngiltere'de, Fransa'da, Avrupa'da. Adam gitmiş yıkanmış ama niye yıkandın diye herifi diri diri yakıyorlar. Nerede? İspanya'da. Evet efendim. Onlar öyleydi.
İspanya Müslümanlık gitti, yıkanmayı öğrendiler. İlim sahibi oldular. Müslümanlar aktardı o ilmi. Onlar söylüyor yani, kendileri söylüyor. Çalıştılar ve biz de o zaman uyuduk, bizi geçtiler. Efendimiz dediği oldu yani. Efendim dediği oldu, dünyaya aziz olduğu İslam duydular ve her yere ulaştı. Yemin ediyor Peygamberimiz. İbn-i Hibban, Ebu Nuaym Nasakir, Ebu Umame el-Bahili'den ve benzeri hadisler, ifade farklılığından aynı manada ama fiyatı farklı birçok hadisi var. Allah onlardan razı olsun. Böyle bize naklediliyor.